Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerdeniz banka mobil uygulaması mobildenizde para transferinin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. İşlemler menüsüne giriş yapıyorum. İlk sırada para gönder veya iste menüsü karşımıza çıkıyor. Başka hesaba havale EFT nasıl yapılır? Bugün bunlara bakacağız. Hemen hızlıca. Evet, öncelikle paramızın gönderileceği hesabı seçiyoruz. Yani bize ait vadisi hesaplarımızdan hangisinde bakiye bulunuyorsa onlardan tercih yaptıktan sonra işleme devam edelim. Evet, kayıtlı işlemler ve son 50 işlem menüsünü görmekteyim. Kayıtlı işlemlerden daha önce birine para gönderdiyseniz ve bunu kaydettiyseniz kayıtlı işlemlerden görüntüleme yaparak tekrardan bilgileri doldurmadan işlem yapabilirsiniz. Son 50 işlem menüsünde de daha önceden yaptığınız bütün son 50 transferin görüntüsünü görmektesiniz. Buradan yine aynı şekilde bilgileri doldurmanıza gerek kalmadan para transferi yapmanız mümkün. Evet, normal olarak nasıl para transferi yaparız? Hemen buna bakalım. Evet, havale, EFT ve FAST için EFT için öncelikle IBAN numarasını girmemiz gerekiyor. Yanında yer alan kamera işaretinden IBAN numarasının fotoğrafını çekerek de yine bilgileri doldurabiliriz. Alıcının isim ve soy ismi bu kesinlikle gerekiyor. Bunlar girdikten sonra İşlem belirti menüsünden ödemenin yapılacağı tarihi seçmemiz gerekiyor. Eğer ileriye dönük bir ödeme yapacaksak buradan tarihi değiştirebiliriz. Ödeme türünden de hangi türde bir ödeme yapacaksanız onu girebilirsiniz. Örneğin maaş ödemesi, kira ödemesi veya diğer ödemeler veya bireysel ödeme şeklinde işlem yapabilirsiniz. Evet, tutar buraya girdikten sonra açıklama yazmak isterseniz, eğer açıklama gerektiren bir işlem yapıyorsanız açıklama kısmına da 50 karaktere kadar bilgi yazabilirsiniz. Evet, işlemleri yaptıktan sonra devam demeniz yeterli. Eğer mesai saatleri dışında bir para gönderimi yapıyorsanız bu işlem FAST ile devam edilecektir. FAST nedir? Mesai saatleri dışında bütün para gönderim işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Sadece ek bir ücret daha ödüyorsunuz. Örneğin havalenin veya EFT'nin ücreti 1,5-2 TL iken FAST'in 3-4 TL'ye kadar çıkabiliyor. Eğer bu sizin için önemli değilse FAST'ten de işlem gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, havale işlemine bakalım. Burada da öncelikle bankamızı seçiyoruz. Ardına şube kodu veya şube adını girdikten sonra müşteri numarasını giriyoruz ve ek numarasını girmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde işlem bilgilerinden tarih ve ödeme türünü seçtikten sonra tutar bilgisi ve açıklama bilgisini dolduruyoruz. Hemen geri geliyorum. Ardından açıklamaya girdikten sonra IBAN bilgim dekont üzerinde paylaşılsın diyebilirsiniz veya hayır diyebilirsiniz arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi kayıt işlemleri eklensin mi soru soruyor. Bu da az önce bahsettiğimiz kayıtlı işlemlere bu işleminiz eklensin mi diye bir soru soruyor size. Evet diyerek onu da seçebilirsiniz. Karta para transferi nasıl yapılıyor, hemen ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi kart no'ya giriyorsunuz. Ardından alıcının adı soyadı, bunlar gerekli bilgiler. İşlem tarihini seçtikten sonra tutar giriyorsunuz ve karta para transferini de böylelikle gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.